kombin ameliyatlar üzerinde de durmak gerekiyor. Çünkü bu kadar ileri boyutta bir gevşekliği olan bir hastanın sadece karnında değildir gevşeklik. Kollarında da vardır, göğsünde de vardır, bacaklarında da vardır. Hatta sırt, popo kısmında bile sarkıklıklarla karşılaşabiliyor. İşte bu tip durumlarda biz kombine dediğimiz bu ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Eğer kolundaki sarkıklık yağ almayla düzelmeyecek boyutta ise, ciddi bir deri fazlalığı varsa bu takdirde onu germek gerekiyor. Göğsünde eğer ki inanılmaz bir gevşekme var ise bu tip hastalara mutlaka dikleştirme yapıyoruz. Hatta yetmiyor, beraberinde silikon koymak zorunda bile kalabiliriz. Çünkü göğüs dokusu tamamen boşalmış olabiliyor, ciddi sarkmış olabiliyor. Karın bölgesinde dediğim gibi karın germe, bu tip aşırı kilo veren insanlarda normal bikini line'da yapıyorsunuz. Bazen hastaların karnı o kadar geniş oluyor ki bu takdirde yukarıdan aşağıya doğru böyle ters T gibi bir şekilde yapmanız gereken farklı varyasyonlu, farklı çeşit ameliyatlara da geçilebiliyor. Bacaklar konusunda da öyle. Mesela uyluk germediğimiz bacak germe ameliyatlarında eğer deformite azsa sadece kasık içinde kalan bir izle bunu çözebilirsiniz. Ama beraberinde bacağın alt kısımlarında da gevşeklik varsa o zaman izi aşağı doğru da inmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bacakta da bir T şeklinde, bu defa ters değil normal T şeklinde bir izle karşılaşılabiliyor. Yani bu tip kombin ameliyatları ikili, üçlü, dörtlü dahi yaptığımız hastalarımız oluyor ki böylelikle hastalar bir seferde bütün problemlerinden büyük oranda kurtuluyor. Şimdi tam onu soracaktım.